geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Nerede yapıyoruz? İçeri buyurun. Gençlik ve Spor Kulübü Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısına hoş geldiniz. Sayın Hazirok, Divan Başkanlığı'na Necmi Kocaman'ı, Divan üyeliğinde Emine Cebeci ve Yaşar Deniz'i öneriyoruz. Oylarınıza sunarız. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Divan Başkanı Kitap Bey, Ümit Kaymakam, değerli belediye başkanı, Yas Partimizin değerli başkanları, devlet efendim sefalar getirdiniz. Kongreyi yönetmek için bizlere vermiş olduğunuz ben doğrusunda hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kongremizin hayırlı ve vesile olması dilekleriyle kongremizi açıyorum. Değerli genel kurul üyeleri, açılış mevkumu yapıldı, divan heyeti seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları, deprem hayatını kaybetmiş, bugün değerlerimi kaybetmiş halkı vatandaşlarımız için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve istiklal marşına davet ediyorum. Değmendere Spor Kulübü'nün faaliyet raporunu sizlere ibra edeceğim. Faaliyet raporu. Değmendere Gençlik ve Spor Kulübü Derneğimizin 19.03.2021 tarihinde yapılan olağan kongresinde yönetim kurulumuz iş başına gelmiş olup 2020-2021 futbol sezonunda bölgesel amatör liginde iyi bir kadro kurarak ligde başladık. Bal liginde hedefimiz bal liginde kalmak idi. Neticede Bal Ligi'nde kalarak hedefimize ulaşmış olduk. Kısa bir lig de olsa bir tecrübe yaşadık. Temiz bir şekilde 2020-2021 sezonu bu şekilde tamamlamış olduk. 2021-2022 sezonunda mütevazı bir kadro ile sezon başı kötü gitmemize rağmen 2020-2021 sezonunda yaşadığımız tecrübeye dayanarak 2021-2022 sezonunda Bal Ligi'ni 7. bölge 2. grupta 5. bitirerek birer oğul oynamaya hak kazandık. Ve Bilayet grubunda var rakibimiz Derince Sırıkpaşa takımını 3-0 gibi net bir skorla yenerek ligde kalmayı garantiledik. Bal Ligi'nde mütevazı bir kadro ile güçlü takımların olmasına rağmen iyi bir mücadele verdiğimizi hem maddi hem manevi olarak zorluklarla mücadele verdik. Ve sonunda mücadelemizi ligde kalarak başarılı bir şekilde tamamladık. Tesisimizin yapım ve onarımında bizlere desteğini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye ve Gölcük Belediye'mize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve bize 2021-2022 sezonunda destek sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye'mize, Gölcük Belediye'mize, iş adamlarımıza, esnaflarımıza ve yönetim kurulumuza, tüm spor severlerimize maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
U18 takımımız Kocaeli kendimizin en üst ligi olan Elit Ligi'nde mücadele etmektedir. U16, U14, U12 ve U11 takımlarımız liglerinde mücadelelerini sürdürmektedir. Değirmendere voleybol takımımız Mideve Miniler grubunda mücadele ederek değirmendere'mize katkı vermişlerdir. Bilginizi sunarım, arz ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. 500, gelirler 630.060. Burada söylemem gereken bir durum var. Borçlarımız var. Bu borçlardan Severcan Kara 17.500, Ergün Akkaya 2.000, Dinçer Silmen'e 9.000 lira borcumuz bulunmaktadır. Fakat federasyondan 22.000 lira para gelecek, 20.000 lira para gelecek. O oradan düşecek. Bu arada başkanımız Severcan Kara 20.500'ü ben almayacağım dedi. Dinçer arkadaşımız da benim borcumu silin dedi. Ama biz gene bilginiz olsun diye bunu önünüze sunduk. Bilginizi sunarım. Başkanım. Yok, sizde mi? Belki seçimler bu bir yıl arayla yapıldığından, olağanüstü yapıldığından dolayı 2021 yılı, 2022 yılı bütçesi okundu. Okunduğu şekilde oyları da sunuyorum. İbra açısından kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Valide'nin rapor hakkında söz almak isteyen var mı? Yok, yoksa maddeyde geç. Bir İbra ile alakalı vereceğim size. İbra denizinden dolayı Sayın Başkanım, buyurun. Bir teşekkür ederim. Dosya. Milyarları Ali Kaymakam'ım, değerli belediye başkanım, siyasi parti ilçe başkanlarım, Gölcük Spor Başkanım, Şoför Odası Başkanım, Berber Odası Başkanım. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli delegeler ve değirmendere sporu sevenler, hepiniz olağanüstü kongremize hoş geldiniz. Çok uzun konuşmayacağım. 8 yıl değil de son 1 yılımı anlatacağım. Son 1 yılımızda değirmendere sporumuza hem tesis yenilemesinde hem sahamızın yenilemesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz, Gölcük Belediye Başkanımız burada kendileri, Ali Yıldırım Sezer'e çok teşekkür ediyorum yönetim kurulu adına. Birçok olmayan yerde bize tesis imkanı sundukları için değirmendere sporumuzu daha yukarılara çıkardık. Sağ olsun hem Büyükşehir'imiz hem Gölcük Belediye'miz bize bu konuda çok büyük destek verdi. Ben 8 yıl boyunca eski belediye başkanlarımıza ve eski yöneticilerime, benle beraber görev alan bütün destekçilerime teşekkür ediyorum. Değirmendere sporumuzun 2021-2022 sezonunda toplam bütçemiz 767.868 liradır. Yaklaşık 27.000 lira borçla bıraktık. Dinçer arkadaşımız ve ben bu borcu düşürdük. Yaklaşık borcumuz 10.000 TL. Bu 10.000 TL'nin de mevcut yönetimin katkı payı var federasyonda. O para da bu hafta yatacak inşallah. O parayı da inşallah alırsak Değirmendere Spor kasasında 9.000 lira veya 10.000 lira gibi parayla bırakıyoruz. Ben beni destekleyen herkese sonsuz şükürler, teşekkürler ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Şey olarak delege belirlenmesi konusunda takdiri özünde sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler hayırlı uğurlu olsun. Evet. İki madde kaldı. 2 dakikada bitiririz. Evet. Gölcü ve Değirmenleri'den daha çok önem vermiş olduğuna inanmış olduğumuz. Gerçekten insanları bir noktada kalbine dokunan, içimizden birisi olan Gölcük Belediye Başkanımız Sayın önce Ali Yıldırım Sezer'e söz verip sonra Sayın Kaymakamımıza vereceğiz. Buyurun Sayın Belediye Başkanım. Gölcük Kaymakamı, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, Gölcük Spor Başkanımız, dernek başkanlarımız, Değirmendere Spor'a gönül verenler, hepiniz öncelikle saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Meclisimiz var tabi. Arada söyle atladığımız, unuttuğumuz oluyor böyle şeyler. Öncelikle sürçülisan ettiysek affola diyelim. Şimdi Değirmendere Spor köklü kulüplerimizden biri. Değirmendere zaten Körfez'in birincisidir diye hep söylüyoruz. Ama Değirmendere Spor'un geçen sene Bal Ligi'nde oynaması gerçekten büyük bir başarıydı. Öncesinde sevgili Severcan Karay'la biz, Adem abi de biliyor, yaşadığımız bir tatlı bir heyecan vardı. Özellikle o sahanın hazırlanması, çünkü FIFA standartlarına göre onaylı bir saha olmadığı takdirde lige katılamayacaktı Değirmendere Spor. Gerçekten büyük bir özveriyle, gayretle sahayı tamamladık. Yanında yapılacak olan diğer tesisler vardı. Onları da Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle tamamladık.
Bugün Değmendere Spor, az önce kıymetli başkanımızın söylediği gibi yeni sezona borçsuz ve kasada cüz'i de bir miktarda olmakla birlikte parayla giriyor. Şimdi amatör kulüplerin ve diğer profesyonel kulüplerin yaşadıkları ekonomik sıkıntılar göz önüne alındığında Ballıgin'de oynayabilmek, takımın Ballıgin'e yükselmesi ve ligde kalmaya devam etmesi ve bunu da çok mütevazi bir bütçeyle gerçekleştirmesi gerçekten takdire şayan. Ben öncelikle Severcan Kara ve Severcan Kara ile birlikte yönetimde görev yapan tüm Değmendere Spor yöneticilerini hem tebrik ediyorum hem de kendilerine bu başarı sağlıkları için teşekkür ediyorum. Ülkemizde Ballıgin'de şu an müsabakalara katılacak olan iki tane daha takımımız var. Gölcük Spor'umuz var, bizim göz ağrımız ve Harbi Spor'umuz var. Ben hem Gölcük Spor'a, Harbi Spor'a ve Değmendere Spor'a bu yeni sezonda da başarılar diliyorum. Ben arkadaşlara şeyi sordum, bizim Gölcük Belediyespor'daki amatör sporcu sayısıyla ilgili bir listeyi aldım az önce. 4.364. Şimdi diğer spor branşlarındaki amatör spor kulüplerindeki de sayıları da bir araya getirildiğinde gerçekten Gölcük'te amatör spor anlamında çok önemli bir yerdeyiz. Buraya gelmeden önce Yüzbaşılar'da yapılan sokak basketbol turnuvasını izledim. 410 gencimiz katılıyor. Daha önce voleybol ve kum futboluna da gene aynı şekilde yoğun bir ilgi gösterilmişti. Demek ki gençlere imkan sağlandığında spor noktasında gerçekten bir ilgi ve alaka var. Ben Değmendere Spor'un yeni sezonda da yine aynı şekilde başarısını devam ettireceğine inanıyorum. Yeniden seçilecek olan, şu an aday olan Ertuğ Keskin kardeşime ve yönetime talip olan tüm yöneticilere de yeni sezonda ve yönetici oldukları dönemde üstün başarılar diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Belediye Başkanı, Gölcük Spor ve Değirmenlere Spor'umuzun kıymetli başkanları, yönetim kurulu üyeleri, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, basınımızın güzide temsilcileri, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Burada baktığım zaman spor ve futbol aşıklarını görüyorum. Yaklaşık 30 Ağustos'ta 3. yıldır ilçemizde görev yapacağız. Başta Adem Bey olmak üzere birçok tanıdığım sima maçları izlemeye gittiğimde hakikaten gönülden, yürekten spora, futbola destek verdiler. Onlara buradan kocaman bir alkış istiyorum. İlçemizin değerli arkadaşlar, sporla, sanatla, kültürle anılması için her türlü desteği merkezi idare olarak bizler, yerel yönetimler olarak belediyelerimiz sağlıyor. Biraz önce başkanım ifade etti amatör sporcu sayısını. Ben tam rakamı vereyim. Bir gün önce Gençlik Spor Müdürlüğü'ne uğramıştım. 20.000'in üzerinde bizim şu anda lisanslı sporcumuz var. Bu hakikaten çok güzel bir rakam. 20.000 gencimiz sporla, kültürle, sanatla iştigal ediyor. Biz özellikle bağımlılıkla mücadele konusunda yaptığımız çalışmalarda gençlerimizin sporla, sanatla, kültürle ilgilenmesini istiyoruz. Hem kendisine hem topluma faydalı olan uğraşılarla meşgale olsun istiyoruz. Ve bunu büyük ölçüde de sağlamanın mutluluğunu biz burada yaşıyoruz. Tabii bununla da hedeflerimiz sınırlı kalmamalı. Bu sayıyı daha çok arttırmalıyız. İlçemizin fiziki imkanları sportif anlamda oldukça iyi. Bir buz pistimiz var mesela. Bakın birçok ilde buz pisti yok. 19 Mayıs öncesi gençlerin gösterisini ben izlemeye gittim. Hakikaten onlarla gurur duydum. Samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Beklentimin çok üstünde bir gösteri sergilediler. Diğer taraftan yüzme havuzumuza bir ilave yapıldı biliyorsunuz. O faaliyete geçecek. Yani tesisleşme konusunda da gençlerimizin bu alanda sporla ilgilenmesi için altyapıya yönelik her türlü destek sağlanıyor. Bundan sonra da hep beraber el birliğiyle, gönül birliğiyle bu çalışmaları destekleyerek ilçemizdeki gençlerimizin, genç nüfusumuzun
bu tip aktivitelerde yer almasını sağlayacağız. Hakikaten Değirmendere mahallemiz artık eskiden belediyeydi biliyorsunuz. Gölcük'ten önce idari yapılanmasını oluşturan bir yerleşim yeri. Köklü bir belde. Kültürde, sanatta çok üst seviyede bir noktalara gelmiş yerimiz. Tabii spor kulübümüzün de Bal Ligi'nde başarılı sonuçlara imza atması da bizi ziyadesiyle memnun etti. Bu sene de diğer takımlarımızla beraber yeni sezonda başarılara imza atacağından hiçbir kuşkumuz yok. Bizler ilçe kaymakamı olarak yapılacak her türlü olumlu icraatta kendilerinin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ve eski yönetime, yeni göreve başlayan yönetimdeki arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Yeni sezonda umarım bu seneden çok daha iyi başarılara hep beraber imza atarız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yok. Yoksa gerçekten gurur duymuş olduğum bir liste önümde şu anda. Neden gurur diyorum? Sıkıntılı bir süreçlerden geçtik. Hep sıkıntılı dönemler arasında en büyük sıkıntıyı çekmiş olan esnaf ve sanatkar oldu. Şu listenin içerisine baktım. %80'i esnaf. Tacir, tüccar. Onları gözlerinden öpüyorum. Çıktıkları yolda başarılar diliyorum. Tek tek anons edeceğim ve oylarını da sunacağım. Başarıları daim olsun. Sevgili kardeşim, dostum, Ertuğ Keskin. Alalım teşekkür. Bayram Girgin, İbrahim Rusya. Zengin Deniz, Murat Gül, Ece Kaya, Eyüp Mehdi Sarı, Ufuk Koçak, Emre Özcan, İsmail Turan, Tekin Aksoy, Ufuk Gökçe. Ayrı bir alkış alalım Ufuk için. Yavuz Selim Aktürk, Abdullah Kaya, Kaan Doğukan Yılmaz, İlhan Uygun, Alparslan İşcan, Atilla Karakaya, Altan Dilber. Denetim Kurulu Mustafa Kılıç, Kamil Umut Güngör, Emine Cebeci. Bu altı parçalarını 2021-2022 sezonu için Değirmendere Sporu inşallah şampiyon yapmak için oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler hayırlı uğurlu olsun. Bir hafta da olsun. Erkin, seçilmiş başkası buyurun. Sayın Divan, Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanı, Değerli Hazretim. Değirmendere Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin olağanüstü genel kurulu toplantısına öncelikle hoş geldiniz. İki dönem kulübümüzde yöneticilik yaptım. Bu dönemde kulüp başkanımız Severcan Kara ve tüm yönetici arkadaşlarını en iyi şekilde temsil ettik. Bugünden itibaren yeni oluşumumuzla aldığımız bayrağı daha iyi yerlere getirmek için mücadele edeceğiz. Ben değil, Değirmendere Spor olarak biz olacağız. Bugüne kadar maddi manevi desteklerine teşekkür eder. Bundan sonra da desteklerini sevgilemenizi dilerim bütün halkımıza. Katılımdan dolayı kulübümüzün adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Katılımdan dolayı başta sevgili kaymakamımız olmak üzere belediye başkanımıza, siyasi partilerimizin ilçe başkanlarına, sivil toplum örgütlerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kongremizin hayırlara vesile olması dileklerimizle kongremizi kapatıyoruz. Buradayız.
İkimiz ağzımız dökçümüz eklememiz. Bir saniye. Şöyle bayrağa doğru bayrağa. Heh tamam. Başka. Hüseyin abi dur Hüseyin abi. Başkanım çok tebrik ediyorum. Biraz geciktim. Bir yer değilim. Başkanım hoş geldin. Ana abi. Sağ ol. Sen de iyi seyir. Sağ ol. Nasılsın? Hayırlı olsun. Ne var Mükran abi? Hayırlı olsun. Merhaba bir kez daha. Hayırlı olsun kardeşim. Her zaman yanınızdayız. Hayırlılar diliyorum. Sonra da mı? Allah'ım. İyi, sen de iyi. Halef selefler ha? Sevgili seyirciler, Değirmen Deraspor'un olağanüstü kongresinde hep birlikteyiz Doğa Türkliği olarak takip ettik. Şu anda gerçekten yeni yönetimden yönetim kurulu üyemiz Avukat Ece Kaya ile birlikteyiz. Kongre ile ilgili kısa görüşlerimi alayım. Çünkü iyi bir katılım vardı. Düğünlerin, derneklerin yoğun tempoya rağmen iyi bir katılım vardı. Kongre ile ilgili kısa görüşlerimi alayım. Öncelikle katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Kongremiz çok verimli geçti. Çok da kısa geçti açıkçası. Hemen onayladık, bitti. Katılan herkese çok teşekkürler. Biz yeni yönetim olarak tabii ki başarılı olmayı hedefliyoruz. Umuyoruz ki bu sonuca da ulaşabiliriz. İnşallah hedef şampiyonluk. Evet, tabii ki. Tabii ki. Her futbol kulübü gibi biz de Değirmen Deraspor Kulübü olarak her alanda şampiyonluk. Teşekkür ederiz. Değerli yöneticiler, sağ olun. İyi günler. Sevgili seyirciler, ilçemizin köklü kulüplerinden Harbispor'un başkanı Sayın Selam Bulut'la birlikteyiz. Başkanım, ilk önce kongre ile ilgili görüşlerini alayım. Bu yoğunlukta, bu kongrede katılanlar gerçekten olağanüstü. Siz de katıldınız. İlk önce Değirmen Deraspor, o da köklü kulübümüz. Onunla ilgili görüşlerini alayım, ondan sonra Harbispor'la ilgili konuşacağız. Evet, öncelikle Değirmen Deraspor'un yeni yönetimi ve kongresi tüm camiye, spor camiasına hayırlı olsun. Yönetimle bildiğimiz özverili arkadaşlar var. İnşallah bu yönetimde önümüzdeki sezon Değirmen Deraspor için elinden geleni yapacaktır. Bizler de zaten birbirimize destek olacağız. Birbirimize yardımcı olacağız. Önemli olan burada futbol için, spor için neler yapabiliriz. Amacımız bu. İnşallah Değirmen Deraspor'un da bu yönetimde daha başarılı olacağına inanıyorum. Seversen kardeşim büyük bir başarı yaptı. Bundan sonra yönetimde inşallah daha iyisini yapmak için elinden geleni yapacaktır. Teşekkürler başkanım. Harbispor'la ilgili kısa bir görüşlerini alayım. Çünkü yeni hoca, yeni takım, ilk kez bir bal ligi Harbispor tarihinde. Onunla ilgili kısa görüşlerini alayım başkanım. Harbispor'la ilgili şöyle söyleyeyim. Harbispor bana göre bu çocuklar efsaneyi yazdı. Yönetim, oyuncu grubu Harbispor efsanesini yazdılar. Ben bal liginde görücüyüm. Yani buranın çocuklarıyla bal ligi havasını yaşamayı tercih ediyorum. Kocaeli'nin çocuklarıyla. Bu havayı onlarla beraber yaşayacağım. Stadyumu biliyoruz. Bal Adem Ligi olmuş adı. Sonuçta Kocaeli'de 7 takım olacak bu sene. 7'den 5'i veya 4'ü düşecek diye biliyorum. Dolayısıyla burada büyük sıkıntı var. Geçen sene çok büyük paralar harcadık da
Son anda baraj maçı oynayan takımlarımız var. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım, tedbirli olmak lazım. Parayı kolay bulmuyoruz, sokağa atmamak lazım. Teşekkür ederiz. Biz Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bir kırmadı bu yoğun ilgiden dolayı. Sağ olun başkanım. Eyvallah. Sevgili seyirciler, röportajımızda gerçekten Büyük Değirmen Dere Spor'un başkanı Ertuğ Keskin'le birlikteyiz. Başkanım, Allah kolaylık versin. Zor bir süreç. Bunu bu saadetten dolayı da sizleri tebrik ederim. Gerçekten Baldıgin'de bu bütçeyle bu işi yapmak herkesin harcı değil. Gerçekten yönetim kurulumuzda şu anda sevgili seyirciler arkamızda toplantı halindeydiler. Toplantıdan bize fırsat verdiğiniz için de teşekkür ederim. Başkanım, ilk önce kongreye katılımından dolayı kısa bir görüşünü alayım. Öncelikle merhabalar. Bütün bizi destekleyen işte belediye başkanlarımız, kaymakamımız, Haziran'da bulunan bütün herkese teşekkür ederim. Bizler zaten 2 yıl dönemdir Değirmen Dere Spor'da yöneticilik yapıyorduk. Bal Ligi'ne bilen bir ekip olarak bu yola çıktık. Ekibimizin %80'i Necmi Kocaman Başkan'ın söylediği gibi esnaftan oluşuyor. Yani %98'i de Değirmen Dere'li. Bundan dolayı da bana güvenen, bana inanan zaten ilk önce yönetimdeki arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim. Bu aldığımız bayrağı inşallah daha iyi yerlere çıkartacağız. Herkese teşekkür ederim. Başkanım, şimdi önümüzde teknik direktör yönetim kurulu toplantısından sonra herhalde hızlı bir şekilde bir iş yapacaksınız. Hedefiniz ne başkanım? Yani diğer kulüp başkanlarının dediği gibi şampiyonluk mu yoksa bu ligde kalıcı mı? İşte bu zor bir soru. Önce şu anda işte gördüğünüz gibi yönetim olarak toplandık. Bir bütçemizi belirleyeceğiz. Bütçemizi belirledikten sonra sonrası konuşulacak şeyler bunlar. Yani tabii ki bu ligde kalacağız. Yani bununla ilgili bir yani düşüncemiz bile yok. Tecrübeli bir takımız çünkü. 2 dönemdir bu kulüpte yöneticilik de yaptım. O yüzden ve çok da değerli bu işte tecrübeli olan yeni yönetici arkadaşlar var. Onlarla bu işi büyük şekilde başaracağımızı inanıyorum. İyi yerlerde olacağız inşallah. İnşallah. Sevgili seyirciler, biz başkanımızı gerçekten bu yoğun ilgiden dolayı bize ayırdığı zaman için teşekkür ediyorum. Çünkü yöneticiler bekliyor. Yönetim kurulu toplantısı yapacak. Başkanım çok sağ ol. Başarılar dilerim.